Tekrardan merhabalar. Efendim. Bak Emir ne güzel söylüyor. Ya Sibel abla diyor burada boş boş yere çene yetiştireceğine diyor. Dik doğa gitsen diyor. Para kazanırsın. Doğru söylüyor. Yani. Bir kere aldım onu. Bir kere aldım. Şans verdim ona. Daha da alamam. Daha da alamam onu. Hayır. Roy Bey. Roy Bey'i beni müdafaa et veya aramıza gir diye de çağırmadım. Roy hatta bir ara çıktı. Tekrar ben ricam üzerine geldi. Siz arkadasınız filan şudur budur diyerek başlıyor oradan saymaya saydırmaya. Saydır kardeşim. Evet, aşkımı arıyorum. Fulya'yı. Arışka mı yönetti Bir de yani şunu buradan söylemek istiyorum. Gamzeciğim hoş geldin. Hoş geldiniz bu arada. Roy beni bir günden bir güne kendisiyle uğraşanlarla beni bir günden bir güne alet etmedi. Beni arayıp da bak Sibel ben İşte yayın açacağım veya sen yayın aç. Şu benimle uğraşıyor. Şuna benim lafım var. Konuşacaklarım var. Diyerekten beni hiçbir zaman kullanmadı Roy. Asla. Çünkü ben konuşacağımı biliyorum. Sadece onun Amerika'da yaşaması bilgili, kültürlü olduğundan değil. Ben de burada Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Ben de kendime göre bilgili bir insanım. Yani ama Roy beni bu şekilde asla öyle bir şey demedi. Ben de ona kalkıp da az önce çıktı ya. Tekrar ikinci defa gelişinde dedim ki ben çıkıyorum Sibel abla karıştırmayın dedi. Hayır Roy sen kal dedim dinlemede kal dedi. Yani olay bu. Ne alaka şimdi? Roy'la ne alaka? Roy konuşmayı bilmiyor mu kendi yayınlarında? Şu an bana desin ki ne? Sibel abla önemli bir yayın yapacağım. Ondan sonra gel. Giderim. Tıpkı onun benzeri oldu. Ama susuyorum gittiğim zaman. Roy açadan zaten kendisi uğraşıyor. Gerekli cevabı veriyor. Buraya geldi ben de. Roy bir şey mi konuştu burada? Hayır. Kusura bakmayın. Roy beni yönlendirmiyor. Ben de Roy'u yönlendiremem. Yani. Nerede bu benim
nişanlım şey Fulya. Aa. Evet, Yeliz de gelebilir. Seda da gelebilir. Aşkım, o birazdan gelir. Yok, saçı güzel olmuş, beğendim. Seda, Yeliz, Roy, Fulya geldiğinde haberim olsun. Şimdi gerçekten kırmızı kovama gidiyorum. Aa, evimde attığım adımda da hesap vereceğim ya. Vallahi billahi ya. Dolaba giderim, kırmızı kova. Bari kırmızı oda değil. Kırmızı odaya da koli gelmiyor artık, ne yapayım? Herhalde ki bayramdan sonra gelir. Emir hoş geldin. Nasıl olsun? Birkaç duble içmeden gelemem. Ay Emir. Neyse sigaram şey olsun da. Bitsin de öyle gelin bari. Ama yani fazla kalamayacağım orada. Bak senin hatırın için geliyorum. En fazla 15 dakika. Ondan sonra tekrar buraya geleceğim. Daha kupa almadım kendime kupa. Kupa alayım. Ondan sonra orada olacağım. Geliyorum, geliyorum. Tamam. Vallahi geliyorum. Fulya. 15 dakika sonra arayacağım seni. Buraya geleceğim, buraya.
Merhabalar. Roy da beni arıyor. Bilmiyor ki ne. Mas burayı ses kapattım. Evet, Emir elinden geleni yaptı. Yeliz elinden geleni yaptı. Ama birisi kalktı orada bana küfür etti. Onun da kimin adamı olduğunu buradan söyleyeyim. Zeynep'le Melisa işbirliği. Ben de ne yaptım? Kürtçeyle. Kürtçe de biliyorum, Arapça da biliyorum, her dili biliyorum. Kimse benimle dans edemez. Lisan olaraktan. Burada mı sesim gelmiyor? Burada sesim geliyor şu anda. Şu an burada sesim geliyor mu, gelmiyor mu? Ha. Nihayet. Roy mu akıllı? Bak, iyi kötü buraya geliyorsun, izliyorsun. Yeliz, Emir. Şu an ses geliyor. Ben TikTok'a gittiğimde ses kapattım. Hemen çıktın diyorsun. Hayır değil, alakası yok. Emir. Görmüyor musun bana orada yapılanları? Allah'tan senle Yeliz beni kurtardınız. Tukurmancı'da kim gönderir onu? Sonra Roy peşmerge diye de dediğinde de kendisini şey zannediyor. Ben Emir de bana söyledi. Gel abla dedi. Birkaç tane dedi hediye var dedi. Atayım sana dedi. Hala Emir de niye fazla kalmıyorsun diyor orada. Bu küfürleşmeler Türkçe olmuş olsaydın, Türkçe olmadığı halde kalkıyor bana travesti misin, bilmem nesin, bilmem, ben altında mı kalacağım? Babet konuyla cahitendim. Eze kuze. Ne oldu? Vallahi lisan çok önemli ha. Gerçekten. Hayır, onu bana travesti demesinden dolayı. Belki de onun hesabı kapanmıştır. Fazla uzatmayacağım yeter ya. Tabii. Bilir kişi mi? Yok. Bilir kişi yok orada. Şengül var. Zeynep var. Melisa var. Bir gelsene o gün. Bunlar var işte. Yani 4-5 kişi var. Karşı tarafta. Zeynep çok güzel yönlendiriyorsun kız bunları. Ama Sibel Baysal'a bak. Ne oldu? Yeliz'le Emir yetişti.
Şurada aşkım Fulya. Tamam. Arkadaşlar Roy'u etiketleyin. Ben burada ses gelmeyince Roy bilmiyordu benim TikTok'a gittiğimi. Beni arıyordu telefonla. Ondan sonra en son no yaptım böyle. Meşgule aldım. En son üstten yazmış bildirim geldi. Sesin gelmiyor diyor. Aynen. Yeliz burada mı? Fulya burada mı? Yeliz alayım. Alırım. Hayır, bilir kişiyle bu sefer alakası yok. Çünkü ben onu oradan engellemişim. Ne yapayım senin götünü mü içeyim? Gel sen benim sikimi iç. Çok sigara içme. Sana ne lan? Langa zenibe de geldi. Zenibe bir şey yaz kızım altta. Yeliz katılamıyor diyor. Seni bir deneyeyim. Hoş geldin Tülay abla. Kardeşim bu sabaha kadar uyumuyor ki. Ben şimdi tekrar girsem yine aynı sabeteye uğrayacağım. Hoş geldin Zeynep Bey. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Bunlar uyumuyorlar ki. Gene girsem gene adam salacaklar oraya. Ulan orası benim ekmek teknem lan. Sigara param çıkıyor. İçki param çıkıyor. Utanmıyor musun Türkleri? Ondan sonra rol peşmerge dediği zamandan Ne oldu? sayıyorsun. Seyde Sanki ben lisan bilmiyorum sanki orada. diğer tarafta sabote mi yaptılar? Kürtçe birini gönderdiler bana. Allah'tan ki Yeliz de Emir Bozgan yetişti de ceza almadım. İyi bari ya. Ay yapılır mı böyle bir şey? Orası sizin ekmek tekneniz. Yani bu insanların Orayı uğraşmalarına bir... okuyor bana diyor sen travestisin. Ben dedim sen azı kuzu cateni babete kunetendim. Ay Türkçe. lisan bilmek ne kadar güzel bir şey. Evet. Ben hiç anlamadım mesela şu an ne dediğinizi. Ay efendim, turuncu bir insana bu kadar mı yakışır ya? Bu ne böyle ya? O ojeler, o şapka, o Oh. bluz. Yeliz. Bravo sana. Nasıl yetiştin ya? Nasıl anladın? Sesi kapadım. Roy bile anlamadı benim TikTok'ta olduğumu. Bu oyuna beni arıyor telefonla. Diyor ki ses yok diyor. Ama sen... Ay efendim, Roy da biraz Günnur gibi aradıkça arıyor. Hayırdan no'dan anlamıyor. Hayır. Baktım iki Burayı ben tarafta açık bıraktım. yayın Sesi yapıyor. kıstım. Diğer telefonundan girdim şeye. Aa, bana ondan şey yazdılar. Sibel Baysal sağır ve dilsizler için özel yayın yapıyor dediler. Alt yazı olarak lan. Aynen, ben de baktım ne yapıyor diye ilk önce bir seyrettim. Acaba dedim telefonla mı konuşuyor, sonra dedim ki TikTok'ta.
Kız bazen TRT'de falan aşağıda çıkıyor ya, görüntülü bir kadın şey olaraktan sağırlar için el hareketleriyle anlatıyor. Ama bence Yeliz yana içkimle sigaramı yana içişimden anladı. Aynen. Ya. Usta yayıncılık böyle. Ben olsam ben de anlardım Göndermişler Zeynep'e hemen. bir tane Kürdü. Bana küfür ediyor, travesti bilmem ne şu. Ben de Allah'ta Kürtçe de biliyorum ben. Ben de ona ettim. Baktım uyarı geldi. Hemen dedim ki ne emir filan diyerekten Yeliz oradan hediyeleri yapıştırınca zaten ban kalktı. Muhtemelen şeylerden biridir. Şövalye. Zeynep işte, Zeynep ve Melisa bilir kişi yok hayatım, bilir kişiyi günahını almayın bu konuda. Bilir kişi engellemişim ben orada. O yok. Ya kim Onlar. yapıyorsa artık bu kadının ekmek teknesi orası. Yani 3-5 pis beldesi falan çıkarıyor. Gidip oralara bile uğraşıyorsunuz ya. Yeter ya. Olsa söylerim yani. Zaten davalı biliyorsun. Ama yani Evet. onu ben engellemişim oradan. O yok. Zeynep ve Melisa Şengül ekabindekiler. Ay, Şengül nasıl çıktı piyasaya dün birden? Attı kendini ortaya. Aldır, Aa, aa. aldır, saldır. O taksiye canhıraş bir şekilde nasıl koştu ya, onun gibi çıktı piyasalara. Attı kendini ortalara. Olay Bazen yayın var. bitiyor, diyor ya. Ha, diyor, yayın bitti. Haldır haldır saldır saldır geliyorsunuz diyor ya. Tabii. Attı kendini şey, yayına konukluk ki şey yapacak, ev sahipliği yapacak, konuşturacak Bakarız. orada. Severiz modeli. Alıştı o da. Kız o da şey olarak düşünüyor. Şimdi yeni birileri gelir oradan. Şimdi yayın konusu konuşulur. Ondan sonra kuçkaları gösterir bir iki şov olaraktan. Ah, şu köpüşler ne yiyor bakalım. Ay çocuğum al bunda. Kayra, Mayra, Lena, Luna. Ya Yetişkin. Zeynep Bey, hani mesela şu an direkt koydum ya telefonu. Evet. Şarjı burada alttan taktığım zaman şarj bozuluyor. Belki Yeliz de bilir, ikiniz de soruyorum. Burada mesela Yeliz bu TikTok'ta yayın yapıyorlar ya böyle hani şarjları bitmiyor. Tripod koyuyorlar. Hem Tripoda mı Gündür'ün koyuyorsun? gönderdiği Yana, mi? yuvarlak yana. Onu mu diyor? Bir telefon tutucusu var. Gündür'ün Ha, telefon gönderdiğinden. tutucusu yeri var onun bir de. Telefonu tutmak için. Oradan aşağıdan şarja taksan da bozulmuyor şarjı. Çünkü yüksekte duruyor. Kısa olan yok mu? Kısa olanları da onun boyu Mesela kısaltılır şu an çünkü. ya böyle bu şekilde. Şunu takmak için. Şimdi takarsam şey oluyor. Devriliyor, Ha. ediyor. Ona şey altı biraz daha yüksek olandan almak lazım ki boşluk olsun altı, oraya takın üzülmesin. Çok donuyor demişler. Ne yayın mı donuyor? Yo Yayın ben donuyorsa tekrar geleyim. bir yazsınlar bakalım, bir kişi yazdı sadece. Yazsınlar da ona göre. Dizüstü tripod var demişler. Zümrüthanenin sandalyesi gibi bir şey lazım. Yo, doğmuyormuş yayın. Bak şimdi şarjı taktım. Şarjı taktı ve dönmeye başladı. Bu arada her şey oluyor mu Zeyno? Ne? Yayınlar üstü düşmüyor. Fark ettiniz mi? Bende düşüyor. Benim bir tane fake hesap var. Orada düşmüyor. Yani Bu normal ana saçma hesabımda düşüyor. da bir yeni sürümü yüklediğimden beri bir tuhaf oldu bir şeydir. Anam bu sürümü de getiriyorsanız düzgün getirin. Bak getirmiyorsanız da getirmeyin Allah aşkına ya. Aynen Sürüm bir öyle. değişiyor. Her şey değişiyor. Judith nerede? Kız Judith hoş geldin demişler de.
Yok yani Cüce ablası, Cüce ablanın babası vefat etti ya. Baş sağ olsun. Evet, duymuştum. Aa. Konuştuk o zaman da daha ben de bir daha mesajlaşmadım. Başka kalabalık İşte tabii. böyle diktiğin zaman hem Hı alttaki şarj bozuluyor, hı. hem de yorumları kaldırdığın zaman telefon devrediyor. Bak görüyor musun? Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Bak Gösterin. şu küçücük aparatif var ya, o kadar Ha. lezzetli ki. Ha, ben onu diyorum işte. O kadar tatlış ki bu. Alttan şarjı koyuyorsun. Hiç şarj buradan kendini de kastırmıyor. Çok da pahalı bir şey değil ha. 50-100 lira bir şeydir bu. Bak görüyor Aynen. musun? Bir telefon koyaraktan göstersene Yeliz onu. Tabii. Bak Buyurun şimdi böyle koyduğun efendim. zaman şuradan Aşağıdan da. şarjına, bak şimdi şarj buradan geliyor, buraya takılıyor. Gördün mü? Bu Yan aparat da tarafta telefoncularda kaldı Yeliz. Yan var. da kaldı kız ortala. Neyse yanda manda işte görünüyor en Ha. azından ha. Ha, bak Şurada şuradan da şarjı. şarjı koyuyorsun. Ha, bakın böyle işte. Böyle duruyor işte telefon. Telefon sabit duruyor. Ay Yeliz, onu bana özelden at da. Abla telefoncuların hepsinde var bu. Kızılay'daki o telefoncular var ya. Ya giderim, Hepsinde. başka bir şey verirler bana Allah aşkına ya. Bak ne kadar da şey portatif bir şey. Bir de katlamıyor bak, yerde kapmıyor. Bir de bu katlamıyor da yerde kapmıyor. İstediğinde yükseliyor. Bak istediğin kadar İşte yükseliyor. bak, İniyor. ondan lazım. Ha? Telefon tutucu olaraktan geçiyor bu. Tamam tamam hadi. Ben sana şey Zihnime sen yapayım. atarsın değil mi? Kız tamam dur. Ben sana bayram hediyesi olarak sana göndereyim bundan bir tane adresini. Yemin et. Ay ne yemeği 50-100 lira bir şey zaten. Tamam. Ne diyorsun bugün? Bravo Yeliz Hanım efendim. Vallahi. Ay ne var? Elimle bile getiririm. Benim evde de var bunda. Ya. Ama tam lazım Sibel Baysal'a. Çünkü kablosu bozulur öyle. Mesela bir yere dayarsan kablo bozulur hem de telefon düşer. Bak ben alttan takıyorum mesela. Ha. Hiç kablom burada. Hiç sıkıştırmıyor da kabloyu. Aynen abla, fısını da kaldırmıyorsun o yüzden. Koltukta oturuyorsun, yoruma bile bakmıyorsun. Yok yok Gündüz yayınız. abi öyle Aynen. oturmuyor. Onu da oraya koyuyor. O fısın kalkmıyor koltuktan. Yapıştı oraya. Yarın Tamam. sürtecekler seni orada. Geliz gör. Ya hayır, Geliz'in sözü altında. Sen Denetse. altımdaki şeyin donumun Ha. şeyin ayrıldı tamam mı şeylerinden dikişlerinden yırtıldı. Ben de dün onunla oynuyor oynuyor iyice yırttım tamam mı? Kalkıyorum ben şimdi. Çok da seviyorum bunu tamam mı? Rahat oluyorum evde. Böyle hani lastikli. Pantolon tarzı aslında dışarıda giyiliyor da ben evde giyiyorum. Ona yırta 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 şu kadar bir şey açıklık yaptım yani orada. Bir görsen koparsın gülmekte. Alttan Ay ben şimdi başka yerlene elbisem mi yok? Niye çıkartmıyorsun götünden? İşte çıkartmıyorum. yerlene. Alttan yerlene yerlene oturuyorsundur Koca yürekli Yeliz Hanım demişler. Ay evet, işi gücü rast gitsin. Yeliz her zaman dobraları konuşur ve verdiği sözleri de mutlaka tutar. Tabii canım. Hadi. Ay ne olacak Allah aşkına ya. Bir tutacak değil mi ya? Altısını tutuyor. Biz İstanbul'dan Uğur'la bundan 4 tane aldık. 20'şer, 20 liraydı o zaman biliyor musunuz? 20 lira. Şimdi de 30 lira hem. Şimdi de 9 lira. 50 lira olsun hadi. Hadi 100 lira olsun ya. Biliyorsunuz efendim, ben böyle şeylerin ucuz yerini bilirim. Bu arada Tutku söylesin görüntü arıyor. Sen Ben yayındayım ya. kalitesin, kalitelisin. Sen çekil bakayım bir arada. Bak, sana tekvandı yaparız. Şey, önce Roy, Seleya bana gelip burada öğretir. Ben de sana tekvandı yaparım Uğur, ona göre. Haberin olsun. Dikmen Okullu Bükülmez Sokak 16-6. 16'ya 6 kız. Evet 16-6 değil mi? Telefon geldi, Zeynep'e söyledim. Adresi bile biliyorum ben. Dikmen Bükülmez sokak. Sokullu Bükülmez Sokak 16-6. Bir de Yeliz, onun hani böyle nasıl dikler, hani dikiyorsun ya, o benim çok hoşuma gitti. Yaptın ya az önce. Hani istediğin şeyde mesela. Tabii. Ay, bak Yani abla. mesela İstediğin şöyle kadar dikebiliyorsun. istediğin Şöyle. kadar çıkart. Kaldır, indir, bindir. Her şey var bunda. Amuda bile kalkıyor bu. Bak, amuda kalkıyor bak.
İstediğin şarja bak. Aa, Şöyle geriye bile hayır ben. ettiriyorsun falan. İyi bu. Bu. Ben Ya iyi. kombiyi Bu kapatacağım. uğurun tabii şu an. Benim evde de var ama. En sıcak değil mi? Normal. Kombiyi kapatacağım böyle giderse. Yanıyorum ben. Ben ne zaman numara kombiye ne ki? Sen aç dediğinden beri. Ay ne var 200 lira fazla ödeyelim. Niye fazla ödeyim ya? Ay bu da ne cimri çıktı ya. Gidip kapatayım. Dur çekilene. Bana Yoksa benim... bak Uğur. Bana bak Ökmeni mi cümbüş bu. istiyor canım? Akşamları biraz serin oluyor. Kombi yerse o günden beri söndürmemiş. Şimdi Dün Fulya burada mı ben göremiyorum? senin. Fulya yok. Yok mu? Fulya'nın saçları oldu mu bu arada? Aa. Güzel oldu. Gel, hadi gösterdi ya kız kendini. Görmedim ben o ara başka yayın yapıyorduk. Tutku ben Roy başka bir yayındaydık. He doğru. Sonradan geldin sen. Dur arayayım onu da. Hadi. Başlıklı Hüsnü Baysal. Bak geliz nasıl olmuş tırnakları. Gördüm ama üstünle falan çok uyumlu olmuş. Çok beğendim. Ben severim renkli. Kendim pek sevmem de böyle severim aslında. Turunç. İşte cırtlak yeşil, cırtlak cırtlak pembe. Ama ben sende en çok hangi rengi beğeniyorum? Beyaz mı? Beyaz. Beyaz senin çok aydınlık gösteriyor. Niye bilmiyorum. Beyaz giydiğin kıyafetlerde daha bir farklı gözüküyorsun. Bul ya. Bir gel ya. Sonra yatarsın hadi. Kahve yap gel. Sabah bay. Ay ben de saat 12:55'te trenim var. Nasıl kalkacağım diye düşünüyorum. Kalkmazsam yandım. Kalkmam lazım. Bayram gelmiş neyime? Aman İşte benim evde aman. olmam lazım kesin. Ulan deliye her gün bayram. Sulu sulu Apaçino. portakal gibisiniz. Sulu sulu Yaralı maşallah. Apaçino. Sibel Hüsnü Baysal. Ay. O zaman sen burada yoktun herhalde. Melisa'yı aldığımda o var mıydın? Melisa'yı aldığımda gördüm de. Roy Yani her geldiğinde. gün aynı mevzu burada biliyorsun abla olmuyor. Her gün aynı mevzu sıkılıyor Her gün insanı. pilav yenir mi? Arada. Melisa abla da galiba bunu bilmiyor ama Roy'u ben müdafaa olaraktan çağırmadım. Roy ilk etapta indi. zaten Melisa gelirken Sonra dedim ki biliyorum ne? siz Roy dedim yenisiniz. gel Yenisilerden dinlemede bahsediyorum. kal. Melisa'nın bana birkaç tane sorusu oldu. Yapmış olduğum videolardan. Evet duyduk bir Aynısını sorusu. sordu. Evet dedim. İnkar etmedim. Vallahi bilmem abla ben Artı bir de Uğur. Sana şunu he söylemek istiyorum ablacığım. Kalk bilmiyorum da karakoldan senin özgeçmişini karakol sana verir mi elini? Sabıka veya süren davalarını. Hayır. veremez Kimi kandırıyorsun suç sen? bu Mehmet Çılgın. veremez Adliyeye bu suç. gidersin, arşiv bölümünden oradan çıkarttırırsın. Süren Hayır bir davaların, ya şeriat ve ettiğin. Sibel abla, Sibel abla bak şimdi ben Yeli'den şikayetçi olurum. Giderim karakola veya adliyeye. Sadece benim şikayetimle ilgili bilgi verirler. Yeli'yle alakalı. Müsaverim. Yeli'nin ev Müsaverim. olaylarını bana bildirmeleri hem o memurların suç işler o memurlar hem de ben istersen ben de suç işlemiş olurum. Verirlerse memurlar da suçludur. Bir kere adliyeden çıkar benim bildiğim geçmişi. Sabıka kaydını öyle Ahmet'e Mehmet'e Sabıka vermiyorlar kaydı. ki şimdi. Bravo. Heh. Lütfen yapmayın böyle şeyler efendim. Adalet mülkün temelidir. Sibel Baysal çumuk kadınıdır. Geldi ne oldu? Burada bana sordu. Bir de titriyor böyle ekrandan böyle. Sabit de durmuyor. Ben Melisa içinde şey duymuştum. Yeter ki kızsın Sibel'den daha delidir.
Gider gece yarısı kapının önünde siner, çadır kurar, sabah adamın çıkmasını bekler diyorlar mesela. E diyorlar bunu ama kanıt yok. Hayır. Şimdi helikopter olayı var ya bunun Evet. YouTube kanalında. Ha, o bunun ağrına gitmiş. Ben gerçekleri konuştum. Lille ve olan yaşantılarını. Sonra geldi buraya. De, tamam dedim alayım seni dedim. Gel dedim. Baktım gene saydırıyor ediyor. Tamam dedim hadi konuş dedim. Ama yerinde duramıyor. Ekran sallanıyor. Sonra Roy geldi. Roy dedi ki ne? Yani Sibel abla beni at. Ben bu konuya girmek istemiyorum dedi. Çıktı. Roy'a tekrar dedim. Ki, yorum yapma. Gel dinlemede kal dedim. Gene kırmadı geldi beni. Melisa dedim bir şeyler anlatıyorsun da hem eko yapıyor hem de dedi yerinde yani şey telefon sallanıyor. Ekran sallanıyor. Orada karakoldan gidip de sabıka kaydını çıkarttıramazsın. Mehmet Çalgı. Söylediklerimin de arkasındayım. Kadar basit. Ben dedi şöyle mi yaptım, böyle mi yakalandım? Evet, helikopterle yakalandın. Sabaha karşı dedi altı parmakta ne olarak naa satmaya çıkıyorsun dedim. Ben Dedi. vallahi kim neresini satıyor, ne satıyor bilmiyorum ama beni ilgilendirmiyor da. Arkadaşlar izleyenler varsa alttan yazsınlar. Ona göre çünkü Yeliz'de Uğur yoktu herhalde. Ya Allah parası nasıl Kimden kazandı? yalan konuşmam yani. İnan benim umurumda bile değil. Çünkü bizim devletimize yolsuzluk çok. Yapar mı yapmaz mı onu da bilemem. Tanımıyorum çünkü. Ben onun ölen eşini tanıyorum. O da benim bayan arkadaşım zaten. Çok da severdim. İyi bir kızdı. Nil işte. Ay Nil onun eşi değil. Şoray'a. Tamam. Şoray'ın eşiydi. Sonra Bu onu sarıyor. Melisa'yla beraberdi. Arkadaşlar YouTube kanalımda anlatmış olduğum Mehmet Çılgı Melisa olarak nitelendirdiğiniz yani hepsi doğrudur. Evet. Alo. Şoray'ın nikahlı eşi. Sonra ayrıldılar. Melisa ile beraber Ben herhalde. geri Yani. o dönüşü çekmem. Ben yerel televizyonlarda, uluslararası TV kanallarında program ay aşkım. Hastayım Siboş ya. Ay dayana. İyileştim de. Ama dayanamam sana. Bak şu an Birazdan geleceğim, tamam mı? Yeliz var. Hadi gel. Gel. Hastayım, hasta nezle Tamam oldum. gene konuşma. Gene Hayır, gel hadi. bu istemiyor. Leblebi falan değildi. Tamam, ilaç içtim, uzandım, bebişim. Tamam. Tamam, gelirim. Tamam bir de kahve yap. Hadi. Nerede Hayır. kalmıştın? Bir şey değil, leblebi değil. Ha, YouTube kanallarımda açıklamış olduğum videolardanın konuşmalarımın arkasındayım. Buraya da şans tanıdım. Aldım onu. Roy kenarda bekledi, durdu. İlk etapta indi. Roy dedim, gel konuşma. Kendi konuşsun. Yalnız Bana birkaç soru biliyorsun. sordu Nebisa. İstemiyorum. Ben dedi, şu olaylarımı yaptım. Evet dedim. Kız siz manyak mısınız? Bizi biri gacivari olduğu zaman öbürkü leblebi mi oluyor? Siz iyi misiniz? İkisinin de similyası var. İkisi de laço halinden akşamleyin gaca haline dönenler. Aynı Uğur tarzında düşünün. Bu leblebi olmuyor. Şurayla şeyi ne zannetmişler? Gay işte, gay. Geldiler işte diyorum ya, Ha. geldiler.
Onlar da bayağı Mink aklına geliyor zaten. şeye tarizdi. Şuraya evlendi, nikah kıydı. Bu Melisa da ona tariz oldu. Gazlar, bilmem neler, beraber Hoşdere'ye çıkıyorduk Melisa'yla. Her gün gidiyordu. Videoda arkadaşlar ne konuştuysam arkasında duruyorum. Çocuğu mu? Şuray'dan. Tabii Melisa'dan tabii değil. Has Kacı, Nil Has Kacı zaten. Ay bu Beste abi, senin de anlamayışına Şuray, hayran kaldım yani. bak sen dedin diye söylüyorum. Uğur kardeşimden dolayı değil. Yeliz diyor ki ne? Uğur gibi diyor ikisi. Tamam mı? Şoray gay ama Nil'in resmi kocasıydı. O çocuk da Şoray'dan. Şimdiki haline aldanıyorlar. Bunlar 20 yıl önceden bahsediyorlar. Açıklamalarım var orada. Artık beni şey yapmayın. Yüreğimi tüketmeyin. Yeriz zaten burada gerekli açıklamaları. İyi Yeriz bari abla. alıştıysam iyi. Yani 20 yıl önce şu an bu hale gelmiş olabilir. 20 yıl önce böyle miydi? Gaydi onlar. Akşamları kılık değiştirip caddeye çıkıyorlardı. İki tane portakal takınıp da ben kaçayım diyemez. Gargamel burunlu. Zaten Nil de Bak o bizim şurayı alırım. Şurayı yayına alırım. Şu an Manisa'da. Konuşur. O zaman ne bok yiyeceksin? Mehmet Çalgı. O çocuk senden mi? Hayır. Nil'le Şoray'dan. Öz babası olaraktan Şoray geçiyor. Şoray'ın dölünden olmuş çocuk. Ben çocuk. baktım çocuğa. Ne? No 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 no. Ne? Şoray şu an gelir mi bilmiyorum ama Sana Şoray bilgi değil. verir. Sana bilgi verirse daha. Şoray gelmez. Evlendi galiba ondan sonra başka biriyle. Benim bildiğim öyle. Değil mi Seda? Ya Yanlış mı biliyorum ben? Şoray'ın gelmesine gerek yok zaten Seda biliyor. Gelmez zaten. Her Bayağı gün büyük görürsün. takip ediyor çocuk. O Bende de büyük var yerinde numarası. o. Eğer yalan konuşuyorsan o zaman Seda desin ki ne evet Sibel sen yalan konuşuyorsun. Bu anlattıklarımı. Ben inkar etmedim. Hala dediğimin arkasındayım. Ne bilgisi kız? Şoray'ın, Nil'in çocuğu Şoray'dan sonra ayrıldılar. Onu soruyor. Ve Melisa ile beraber oldu. Değil mi diyor. Asıl çocuk Nil'den, Şoray'dan değil mi? Tabii canım. Ya bunlar Şoray Nil'i çok katlı otoparkın orada buluyor. Tamam mı? Nil o zaman 14 yaşında mı 15 yaşında mı ne? Yanına alıyor, bunlar çark yapıyorlar. Ondan sonra Şoray da aynı Uğur gibi çaffetmez. Ondan sonra şeyden